Radyo Tiyatrosu. Caferi Tayyar. Program yönetmeni Ümit İsmailoğlu. Senaryo Mehmet Uyar. Yayını hazırlayan Niyazi Hancı. Suyundan içebilir miyim delikanlı? Elbette, buyurun. Oh, sağ ol. Suyun serinmiş. Afiyet olsun. Bu kuyunun suyu çok güzeldir. Hem yenice çektim. Belli, belli. Medinelisin değil mi? Evet, adım Zübeyir. Muhammed'e uyanlardansın, öyle mi? Elhamdülillah. Cafer'i bilir misin? Hangi Cafer'i? Galiba Habeşistan tarafından gelmişler. Ha, tamam. Sen Cafer bin Ebi Talib'i soruyorsun. Bilirim tabii. Anlatsana. Ne? Cafer'i anlat. Şey, anlatırım da neyini anlatayım? Kimdir? Nasıl biridir? Nerelidir? Hepsini anlat. Peki niye merak ediyorsun? Önce benim soruma cevap ver delikanlı. Kimdir bu Cafer? Cafer? Ebu Talib'in oğlu. Peygamber Efendimiz'in amcasının oğlu. Geçen hafta Habeşistan'dan geldiler. Niçin gitmişti? Müslümanlar Mekke'deyken çok eziyet görüyorlar. Putperestler Allah'ın nurunu söndürmeye çalışıyorlardı. İşte bu sıralarda Peygamberimiz bir grup Müslümanı Cafer bin Ebu Talip başkanlığında Habeş ülkesine göndermişti. Yani kaçtılar mı? Hayır, kaçmadılar. Hicret ettiler. Derlenip toparlanmak ve yeniden memleketlerine gelmek için hicret ettiler. Medine'ye hicretiniz de böyle mi? Elbette. Habeş ülkesine hicret küçük hicretti. Medine'ye hicretse büyük hicretimizdir. Cafer şimdi Medine'de, öyle mi? Habeş ülkesine hicret edenler döndüklerinde bizler Peygamberimizin komutasında Hayber seferindeydik. Zafer sevinciyle Medine'ye geldiğimizde onları gördük. Sevincimiz bir kat daha arttı. Tebrik ederim. Sanki siz Cafer gibi bir yiğide kavuştunuz. Ne sade. Neyse, sen devam et. O gün sevincimizden epey ağlaştık. Efendimiz çok memnun oldu. Mübarek gözleri yaşardı ve Cafer'e sarıldı, alnından öptü. Demek Cafer Muhammed'in gözünde çok değerli bir. Tabii. Efendimiz o kadar neşelendi ki Heyber'in fethine mi yoksa Cafer'in gelişine mi, hangisine sevineceğimi bilemiyorum dedi. Ama bunları niye soruyorsunuz? Lütfen devam edin. Sonra Efendimiz Cafer'e ve yanında bulunan 70 Müslümana hitaben, sizin hicretiniz iki defadır. Siz hem Habeş ülkesine hem de yurdunuza hicret ettiniz dedi. O günü anlatmak mümkün değil. Peki Cafer şimdi nasıl bir vaziyette? Biraz mahzun. Biz gülerken o düşünüyor. Tek başına dolaşıyor. Şu sıralar bu halde. Niye? Söyle delikanlı. Cafer niye bu halde? Bilsen. Oysa Habeş'ten geldi. Efendimiz'e kavuştu. Sevinmesi gerek. Ama beni Cafer'e götür. Sahi sen kimsin? Ben bir bedeviyim. Bedevi mi? Deminden beri Cafer'i niye soruyorsun? Cafer gibi bir insanın dini yüce bir dindir. Cafer gibi bir yiğidin dini mükemmel bir dindir. O dine geleceğim. Cafer'in sevdiği efendisi Efendiler Efendisidir. Ona intisap edeceğim. Cafer'i önceden tanır mıydın? Ahlakını ve insanlığını tanırdım ama kendisiyle tanışamadım. Ne demek istiyorsun? Onu görmedim ama görmeden sevdim ve takdir ettim. Doğrusu çok meraklandım. Ne oldu, anlatır mısın? Ben bir zamanlar sizlere düşmandım. Ya? Hayber'de ben de vardım. Ne? Sizlere karşı kılıç salladım. 3 Müslümanı şehit ettim ve birçoğunu yaraladım. Bu sözlerle ne anlatmak istiyorsun? Bunların Cafer'le ne alakası var? Ben sizlerle dövüşürken Cafer'in kervanı da benim göremden geçiyormuş.
uçsuz bucaksız çöllerde yollarına devam ediyorlar, Medine'ye doğru geliyorlarmış. İşte o sırada karımı görmüşler, tek başına, perişan halde. Karım ağlıyormuş, feryat ediyormuş. Sormuşlar, ne işin var buralarda, niye feryat edersin? Oğlum demiş karım, oğlumu kaybettim demiş. Babası Hayber'e İslam orduları ile harbe gitti. Bunun üzerine oğlum, babamı isterim diyerek peşinden gitti. Kayboldu. Şimdi onu arıyorum demiş. Bilememiş karşısındakilerin Müslüman olduğunu. Her şeyi söylemiş. Ama Cafer karıma, sen merak etme, ben şimdi onu bulup getiririm sana demiş. Yanındaki kadınlara, bu kadıncağıza iyi bakın, kim olursa olsun bir anadır o. Analara canımız kurban diyerek sürmüş atını oğlumu aramış. Ve bir gün boyunca dolaşmış çölde. Bir gün boyunca. Sonra bulmuş mu oğlunu? Bulmuş. Susuzluktan ölmek üzereymiş oğlum. Canımın parçası oğlum. Cafer yetişmeseydi ölecekmiş. Devam edin lütfen. Oğlumu kurtarmış. Almış anasına vermiş. Sormuş karım, ey oğlumu kurtaran, ey acımı dindiren sen kimsin? Cafer de, beni soruyorsan adım Cafer. Ebu Talib'in oğlu Cafer. Müslümanım. Muhammed'in dinindenim. Gördüğün bu kervanda hepsi aynı dinden. Habeş ülkesinden gelip Medine'ye Efendimizin yanına gidiyoruz. Karım şaşırmış. Karım ne diyeceğini bilememiş. Bakmış, bakmış onlara, ağlamış. Ne olur, anlatın bana dininizi demiş, Müslüman olmuş. Elhamdülillah, ne büyük şeref. Peki ya sen? Ben Cafer'i görmek istiyorum, beni ona götür. Cafer. Ha? Dalgınsın. Öyle. Öyle. Niye ama? Her gün böylesin. Bak geldik. Efendimize, kardeşlerimize ve şehrimize kavuştuk. Bizim için ev yaptılar. Hayber ganimetine ortak ettiler. Bağırlarına bastılar. Sevdiler, sevindiler geldiğimiz için. Kainatın efendisi peygamberimiz sana sarıldı. Sevincinden ağladı. Buna rağmen niye mahzunsun, niye dalgınsın? Ah Esma, Allah'ıma şükürler olsun. Bu yüzden sevinçliyim, mutluyum. Ama içimde kıvranan bir şeyler var. Kıvranıp duran ve rahatsız eden. Ne oldu? Neyi düşünüyorsun? Bedir'i düşünürüm. Hendek'i düşünürüm. Hayber'i düşünürüm. Ah, illa Uhud'u düşünürüm. Sonunda zafer bizim oldu. Sevinmez misin zafere? Sevinmez miyim? Hem de çok seviniyorum. Efendimiz'e kavuştum diye seviniyorum. Medine'ye geldim diye seviniyorum. Önceden düşmanım bildiklerimi Müslüman görünce seviniyorum. Bir devletin doğduğunu, gittikçe büyüdüğünü gördüğüm için seviniyorum. Öyleyse bu hüznün niyedir? Hüzün. İşte içimde kıvranan o. O hüzün. Nice kardeşlerim Mekke'de eziyet görürken, harplerde yaralanırken, ölürken, çile üstüne çile çekerken, beni Habeş ülkesinin sarayında, gül bahçelerinde yakalayan ve bir daha bırakmayan o hüzün. Peki niye? Ben bu sevinci hak etmedim Ümeyiz kızı Esma. Ben gülmeyi hak etmedim. Çünkü ben çile çekmedim. Ben yaralanmadım. Ben sadece Habeş ülkesinde boş boş dolaştım, oturdum, yattım. Ama oralarda hep ağlıyordun Cafer. Sürekli burayı anıyordum, ağlıyordum. Nasıl ağlamayayım Esma? Kainatın efendisi peygamberimiz burada çile çekerken, arkadaşlarım dövüşüp kan dökerken, yaralıyken ben sağlamdım. Ben oturuyordum. Ben sadece ağlıyordum. Başka ne yapabilirdin ki? Ne mi yapardım? İmkanım olsaydı kanatlanır ve uçardım. Uçup Hendek'e konar, Uhud'a konar, cihad ederdim. Çok iyi hatırlıyorum. Bir gün Efendimiz namaz kılıyordu. Yanında Ali de vardı. Ben baktım baktım, heveslendim. Yanlarına durmak istedim.
Yanımda bulunan babam benim bu isteğimi bakışlarımdan anlamış ki koş dedi. Sen de kıl. Koştum ve namaza durdum. Namazdan sonra Efendimiz bana doğru döndü, gülümsedi, başımı okşadı ve Hak Teala sana iki kanat versin, cennette onlarla uçarsın dedi. İşte ben de Habeş ülkesindeyken hep bunu hayal ettim, uçmayı, dünyadayken bile. Cafer, lütfen bu kadar üzme kendini. Demek ki takdiri ilahi böyleymiş. Efendim aç kalmış. Açlıktan karnına taş bağlamış. O kainatın efendisi yüce insan ve kardeşlerim açlıktan karınlarına taş bağlarken ben Necaşi'nin sofralarında... Olsam bile yiyemedin. Mekke'yi düşündün. Bu yüzden zayıfladın, bu yüzden acı çektin. Saraylar gördüm. Şırıl şırıl akan dereler ve nice şatafat gördüm. Onlarsa işkence gördü. Uhud gibi büyük bir imtihan gördü. Gören gözlerindi sadece. Gönlün görmüyordu. Ben seni bilmez miyim? Gözlerinin sunduğu Habeş ülkesini almıyordu gönlün. Kabul etmiyordu. Sen orada öyle bir göz açmıştın ki her an hasretle ağlıyordun. Çünkü sen de aynı haldeydin. Değil mi ya Esma? Sen de benim gibiydin. Allah'a hamdolsun hasretinde olduğumuz yerlere geldik. Geldik ama ben duramayacağım. Ya ne yapacaksın? Bir harp çıksın. Bir sefer çıksın diye bekleyeceğim. Ve ilk önce ben gideceğim. En başta. Ahdım var. Bedir'in, Uhud'un ve Hayber'in aşkına cihad edeceğim. Önceden harp edemeyişimin eksikliğini telafi etmeye çalışacağım. Ya Cafer. Biri geldi. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Hayrola Zübeyir? Sana bir misafir getirdim. Şeref verdiniz. Buyurun. Hoş geldin yabancı. Cafer sensin demek. Evet benim. Ya Cafer. Lütfen eğilmeyin önümde. El öptürmem mümkün değil. Lütfen. Ben sana kölen olmak için geldim. Rica ederim. Ne münasebet. Ben senin kölenim. Emret. Ne istersen yapayım. Hayır. Sen benim misafirimsin. Ve başımın üzerinde yerin var. Bizde kölelik yoktur. Biz köleliği kaldırmak için varız. Öyleyse şu ellerimi kesin. Çıkarın kılıcınızı, kesin ellerimi. Herhalde aklını kaybetmedin. Bu eller senin din kardeşlerini öldürdü. Bu eller senin kardeşlerini yaraladı. Ne olur bu ellerimi kesin veya öldürün beni. Biz öldürmek için değil, ölü kalplerin dirilmesi için yaşıyoruz. Beni dirilten sensin. Hayır, haşa. Ben değilim. Ya kim? Allah. Allah? Her şeyi yoktan var eden, tek olan, eşi ve benzeri olmayan Allah. Dirilten de o, öldüren de. Onu bilmek istiyorum. Öyleyse seni hemen Resulullah'a götüreyim. Orada kelime-i şehadet getirirsin. Kardeşim. Bana kardeşim dediniz. Kardeşimsin elbet. Çünkü Müslümanlar kardeştir. Gel sarılayım sana. Yüzüm gülmüyordu. Güldürdün beni. Üzgündüm. Sen güneş gibi geldin kapıma. Gönlümü ışıttın. Sevince boğdun beni. Bir zafer yaşattın. Allah razı olsun. Kim o? Cafer. Bir misafirimiz var. Yüksek huzurda Müslüman olacak. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Şu giden Cafer bin Ebu Talib değil mi? Evet evet o. Atının heybeleri de dolu. Böyle nereye gidiyor acaba? Cafer! Hey! Selamün aleyküm. Ve aleyküm selam. Böyle nereye gidiyorsun ya Cafer? Dağın yamacında bulunan şu köye gidiyorum. Bakıyorum kedini yanında taşıyoruz. Elbette. Onun yüzünden Efendimiz bana Ebu Hureyre yani kedilerin babası dedi.
Lakabınla iftihar ediyorsun. İftihar ediyorum. Çünkü bu lakabı bana efendimiz verdi. Pekala. Hadi eyvallah. Sahi ne yapacaksın o köyde? Köyde çok fakir kimseler varmış. Açlıktan kıvranırlarmış. Efendimiz komşusu açken tok yatan bizden değildir demez mi? Ben tok yatamadım. Allah razı olsun. Ya Ebu Hüreyre, unutma ki ben de fakirlerin babasıyım. Efendimiz bana da böyle dedi. Selamun aleyküm Cafer. Yeni bir haber var mı? Aleyküm selam. Resulullah Haris'i Busra'ya elçi olarak gönderiyor. Bir tebliğ mektubu yazdırdı. Allah'a şükür bugünleri de görüyoruz. İnşallah dinimiz bütün dünyaya yayılacaktır. İnşallah. Muhammed Aleyhisselam Rum İmparatorluğu'nun yıkılıp Konstantiniyye'nin bile fethedileceğini söyledi. Müslümanlar mı fethedecek? Elbette. Gözlerin niye yaşardı Cafer? Efendim bir müjde verecek de yaşarmayacak mı gözlerim? Yaşaracak. Öyle yaşaracak ki. Biliyor musun ya Abdullah bin Revaha? Sanki şu anda sen müjdeyi söyler söylemez kendimi Konstantiniyye'ye doğru uçuyor gibi gördüm. Belki ondan yaşarmıştır gözlerim. Görüyorum ki çok heyecanlısın ya Cafer. Hani genç de değilsin. Yaşın 40'ı geçiyor. Diyeceğim şu ki seni gören bu adam yemiyor, içmiyor, konuşmuyor. Habire düşünüyor, habire hayal kuruyor. Habire uçuyor sanacak, öyle mi? Öyle tabii. Ah, Konstantiniyye'yi fethedenlerden biri de ben olsam. Ah, keşke. Ama sen veya ben olmasam bile muhakkak fethedilecek ya. İslamiyet oralara kadar yayılacak ya. O günlere erişenlere ne mutlu. Seni bilmem ama ben biraz yoruldum. İstersen gel şu ağacın altında oturup dinlenelim. İyi olur. Oh, elhamdülillah. Rüzgar ne de güzel esiyor burada. Ilgıt ılgıt. Hep hayal ederim. Medine tamamen ağaçlar içinde olsa. Sular şırıl şırıl aksa. Ve sen de şiir söylesen. Tam yerinde olur. Habeşistan'da hayal ettiğim gibi yerler çoktu. Her yan orman, her yan ırmak, hele Nil. Desene, şiir söylüyordun hep. Evet, öyle şiirler ki habire yüreğimi kanatıyordu. Anlayamadım. Hep hasret şiirleri söylüyordum. Gazalara hasret. Demek bu yüzden yüzün gülmüyor. Gülmeyi hak edersem gülerim. Ne demek? Sen gülmeyi kat kat fazlasıyla hak ettin. Hayır, hak etmedim. Sen ki peygamberimizin buyruğuyla gurbete gittin. Dinin için memleketinden ayrıldın. İlk hicret edenlerdensin. Sen ki koskoca Habeş kralı Necaşi'ye İslam'ı anlattın. Onun Müslüman olmasına vesile oldun. De bana, şimdi bunlar gülmene yetmez mi? Yetmez. Sebep? Cihatlara iştirak edemedim. Kılıcım kınında öksüz kaldı. Hey! Ne oluyor orada? Hariç yola çıkıyor. Gel biz de uğurlayalım. Allah'a emanet ol. Allah yardımcın olsun. Allah yolunu açık etsin ya Haris. İnşallah mektubu sahibine ulaştırırsın. Resulullah mektubunu götürmekle ne büyük şeref kazanıyorsun. Hey! Baba! Baba! Ne var, bir şey mi oldu? Niye koşuyorsun? Baba! Ne oldu, söylesene oğlum. Demin Ebu Hüreyre'yi gördüm. Davar giderken. Ona bir şey mi oldu yoksa? Hayır baba, ona bir şey olmadı. O söyledi bana. Ne söyledi? Medine'de çok şeyler olmuş. Ne olmuş oğul, çabuk söyle. Elçimizi şehit etmişler. Kimler? Rumlar. Emri Şerhabil vermiş. Elçiye dokunulur mu? Bu ne aşağılık hareket? Baba biliyorsun Şerhabil kötü biri. Kendi askerine bile zulüm ettiğini söylüyorlar. Anlatsana, ne zaman olmuş bu olay? Geçen hafta. Şu anda Medine'de sefer hazırlıkları varmış. Sefer hazırlıkları mı? Evet. Peygamber Efendimiz haberi duyunca hemen eshab-ı kiramı toplamış. 3000 kişilik bir ordu kurulmasını emretmiş. Sonra da buyurmuş söyle ki... Söyle oğlum. Kelimesi kelimesine söyle. Zeyd bin Harise'yi cihada çıkacak olan şu insanların başına kumandan tayin ettim. Zeyd bin Harise peygamberimizin azatlı kölesi değil mi? Evet o. Ey yüce Allah.
Ne güzel bir din nasip ettin bana. Öyle bir din ki köleler bile kumandan olabiliyor. Devam et. Sonra ne buyurmuşlar? Sonra o şehit olursa yerine Cafer bin Ebu Talip geçsin. Cafer. Büyük sahabi. Sefere onun gibi insanlar katılıyorsa gayri Şerhabil korksun. Daha sonra o da şehit olursa yerine Abdullah bin Revaha geçsin. O da şehit olursa Müslümanlar aralarında istişare ederek münasip gördükleri birini seçip onu kendilerine emir yapsınlar dedi. Aynen böyle söyledi. Ne hoş söylemiş. Ne güzel söylemiş. Baksana oğul. Efendimizin böyle söylemesinde bir hikmet var. Bu büyük bir haber. Nasıl? Zannım odur ki oğul. Zeyd de, Cafer de, Abdullah da şehit düşecek. Efendimiz isimlerini boşuna sıralamıyor. Ordu toplanıyor mu acaba? Toplanmış bile. Cürf ordugahında. Efendimiz yarın orduya hitap edecekmiş. Öyleyse ne durursun? Çabuk annene haber ver, zırhımı getirsin. Azığımı hazır etsin. Çabuk! Ey aziz hayat arkadaşım, çocuklarımı ve seni Allah'a emanet ediyorum. Bu yüzden kaygım yoktur. Gözüm arkada kalmayacaktır. Çünkü hepimizin sahibine emanetsiniz siz. Beni sağ dönecek diye gözleme. Kapı eşiklerinde bekleme. Şimdiden şehit bil. Çocuklarıma öyle öğret. Alıştır. İslamiyeti ve Allah'ın Habibini anlat onlara. Anlat ki şehitliğin ne demek olduğunu anlasın ve şehit olmak istesinler. Ya Cafer bin Ebu Talip, evimin direği efendim. Sen bu hususta meraklanma. Var git, hizmet seni bekler. Benim için de kılıç salla. Dönüşün dünya halinle olmayabilir. Olsun, şehadet haberin gelsin yeter ki. O şeref bizi ayakta tutar, kuvvet verir. Benimle Habeş ülkesini gören, gönlümle bir olan, birlik olan ya Ümeyis kızı, dilin dert görmesin. Ne olur, şehit olmam için dua et bana. Ya Cafer, ikimiz de ilk defa cihada iştirak ediyoruz. Allah utandırmasın. Zeyd bin Haris'i, komutanımızı görüyor musun? Şerefli peygamber sancağı eline ne güzel yakışıyor. Zeyd sancağı taşımaya layık, yüksek bir mümindir. Sanki sancakla bütünleşmiş, tepeden tırnağa ihlas içinde. Hepimiz bütünleşmişiz. Biz sancaklayız, sancak bizimle. Çünkü onda kelime-i tevhid yazılı. Onun yere düşmesi bizim mağlubiyetimiz veya davamızın yere düşmesi demektir. Onun için gözümüz, gönlümüz ondadır. Efendimiz Cürf ordugahında ne söylemişti, nakleder misin? Nakletmek. Bu bir vazife. Çünkü İslamiyet nakil dinidir. Kimsenin kendine göre, aklına göre konuşmaya selahiyeti yoktur. O zaman Müslümanlar sayısınca İslamiyet olurdu. Halbuki bu din hiçbir şey ilave edilip çıkarılmadan müminden mümine nakledile nakledile ta kıyamete kadar devam edecektir. Affedersin, biraz uzattım ve galiba mevzunun dışına çıktım. Nakletmekten söz edince bu değişmez gerçeği dile getirmekten kendimi alamadım. Peki sen Cürf'te yok muydun? Maalesef geç haberdar oldum. Geldiğinde Resul Aleyhisselam oradan ayrılmıştı. Bu sebeple mübarek sözlerini işitme saadetinden mahrum kaldım. Hiç değilse nakil yoluyla duyayım da kalbim cilalansın. Buyurun lütfen. O sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Haris'in şehit olduğu yere kadar gidin. Orada kafirlerden kim varsa
onları önce İslamiyet'e davet edin. Eğer kabul ederlerse İslam dinini kendilerine öğretin. Şayet karşı gelirlerse Allahu Teala'nın yardımını isteyerek muharebe edin. Küçük çocukları, yaşlıları, kadınları, din adamlarını öldürmeyin ve kimseye eziyet etmeyin. Ağaçları kesmeyin. Çöl. Ey dostum çöl. Ben Cafer. Şehadete susamış bir mümin. Şehadete susadım çünkü ahirette sadece şehitlere hesap sorulmayacak. Bütün mesele şehit olarak ölmekte. Seni çok iyi tanırım. Ta çocukluğumdan beri seni tanırım. Gel, yol ver bize. Yol ver ki gönlümüzde açan ebedi saadeti ta uzaklara, senin ötendeki ülkelere taşıyalım. Oralarda da insanlar mümin olma bahtiyarlığına kavuşsun. Gel, yol ver ey çöl, yol ver, geçiş ver bize. Geliyorlar efendim. Geliyorlar. Ne bu telaş asker? Geliyorlar efendim. Gelsinler. Onların gelişinden mi korkuyorsun ha? Çok güçlü olduklarını söylüyorlar efendim. Aptal. Söylüyorlarmış. Söylesinler bırak. Birazdan onlara öyle bir ders veririz ki kimin güçlü olduğu anlaşılır. Hadi Sedud'u çağır buraya gelsin. Baş üstüne efendim. Gelsinler. Zaten gelmelerini bekliyordum. Onlara öyle bir ders vereceğim ki hepsinin kürtünü kurutacağım. Kendilerini ne zannediyor bunlar? Hele şunlara kuleden bir bakayım. Şunlara bak. Sanki el ayağı dolaştı hepsini. Güçlülermiş. Çok iyi savaşıyorlarmış. Göreceğiz bakalım. Ha? Oradalar. Ne o? Bir avuç insan bunlar be. Olsa olsa 3-4 bin kadardırlar. Saf olmuş ordu mu bekliyorlar? Peki niye içim titriyor? Niye çok görünüyorlar gözüme? Şerhabil. Şerhabil kendine gel. Sen ki Büyük Rum İmparatorluğu'nun kumandanısın. Yani devsin. Onlarsa cüce. Cüce mi? Beni çağırmışsınız kumandanım. Ne? Ha, tamam. Gel Sedud gel. Bak şunları görüyor musun? Görüyorum. Muhammed'in askerleri olduklarını biliyor musun? Biliyorum. Elçilerinin intikamı için gelmişler. Fakat önce Müslüman olmamızı teklif ettiler. Komutanlar Meclisi bu teklifi reddetti. Böyle bir teklife nasıl cüret ederler? Bunları mağlup etmek çok kolay. Evet efendim. Biz ki Büyük Rum İmparatorluğu'nun askerleriyiz. Onları rahatlıkla kılıçtan geçirebiliriz. Evet efendim. Evet mi? Evet efendim. Öyleyse göreyim seni Sedud. Yanına istediğin kadar asker al. Ve hiç kimseye merhamet etmeden hepsini kılıçtan geçir. Hadi göreyim seni. Ama şey... Ne var Sedud ne var? Kaiser'e haber versek? Korkuyor musun yoksa Sedud? Ya, korkmuyorum. Tabii ki korkmayacaksın. Bir Rum askeri asla korkmaz. Hadi doğruca ordunun başına geç. Dersini ver onlara. Baş üstüne efendim. Bakın hele. Adet
düşmana! Oradan görünüyor mu asker? Hayır. Görülüyor efendim. Bu burçtan her taraf görünüyor. Kim oldukları bile seçilebiliyor. Tamam tamam, kısa kes. Çekil şuradan. Evet doğru. İyi görünüyor. Ama askerlerim niye dağılıyor öyle? Ne oluyor bunlara? Aman tanrım. Bu adam kim? Ölüme gözü kara gelen bu adam kim? Kim bu adam? Söylesene asker! Efendim, bilmiyorum. Onu öldürün! Öldürün onu! Öldürülecektir efendim. Derhal öldürün! Öldürülecekler. Bu adamı nereden bulmuşlar? Kartal gibi saldırıyor. Efendim, geri çekiliyorlar. Ne? Geri efendim. Niye? Niye geri çekiliyorlar? Efendim benim suçum yok. Boğazımı sıkmayın. Boğuluyorum efendim. 50.000 asker bir avuç insanı öldüremiyor. Niye koskoca bir Rum ordusu basit bir orduyu yenemiyor ha, niye? Niye? Efendim ben bu. Defol! Defol! Sizin gibi asker olmaz olsun. Bu adam ölmeli. Bir an önce ölmeli. Yoksa... Sedut nerede? Öldü efendim. Öldü mü? Sedut öldü ha? Ne haklı ölür ha? Ne haklı ölür? Olamaz. Çıldıracağım. Demek Sedut öldü. Sedut. Ah Sedut. Sen haklıymışsın. Muhammed'in askerleri sayıca az ama çok kuvvetliler. Yazık ki sen haklılığını ölerek ispatladın zavallı Sedut. Evet. Evet. Kayser'den yardım istemeliyim. 100.000 kişilik bir orduyu teşkil etmeliyim. Askerlerimiz perişan durumda efendimiz. Sizi görmek istiyorlar. Moral için gelmelisiniz. Utanın! Bir avuç orduya yenildiniz. Bir de beni istiyorsunuz. Yazıklar olsun size. Yalnız bırakın beni, yalnız. Muhammed bu kahramanları nereden bulmuş? Nasıl yetiştirmiş? Herhalde gökten inmediler. Bu bozgunu aklım, hafsalam almadı. Ey aklımı paçavraya çeviren Muhammed, seni tanımak isterim. Ya Cafer, ya Abdullah bin Revaha. Ey şehit olduğumda peygamber sancağını taşıyacak Allah dostları. Resulullah'a selatü selam. Ve Cenab-ı Hakk'a hamdolsun ki ilk savlet lehimize oldu. Şüphesiz bu neticenin birinci sebebi başta ahir zaman nebisi olmak üzere müminlerin ardımızca ettikleri dualardır. Şahit olduğumuz gibi Efendimizin emrini harfiyen uyguladık. Ama düşman kibirliydi. Sayılarına güvenerek İslam'a davet teklifimizi reddettiler. Fakat azamet sahibi Yüce Allah o kibirli insanları zelil etti. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Fazla bir kaybımız yok. Ne dersiniz? Muharebeye devam edelim mi? Elbette. Zaten düşman toparlanıyor. Bulunduğumuz mevkiyi terk edemeyiz. Nihai zafere kadar kılıç kınına girmemeli. 100.000 kişi olacaklarmış. Onlar ne bilsin ki bu bir avuç mücahidin arkasında dua ordusu var. Dua ordusunun bir neferinin seher vakti ettiği dua orduları muzaffer kılar veya kahreder. İnşallah zafer bizim olacaktır.
abdestsiz kimse kalmasın. Resulullah'ın sünnetinden birini ihmal etmemiz bizi düşman önünde mahcup edebilir. Usul ve erkanınca abdest alınıp namaz eda edilmeli. Kaledekiler eğleniyor. Evet, duyuyorum. Sanıyorlar ki... Cafer. Söyle ya Zeyd. Öyle hissediyorum ki... müthiş bir cenk olacak. Eğer şehit olursam... sancağı yere düşürme. Bırak. Ben düşeyim. Ayaklar altında ezileyim ama... sakın sancak düşmesin. Endişe etme ey kardeşim. Biz düşeceğiz... fakat mukaddes sancak... hep yukarılarda dalgalanacak. Ya Cafer. Evet, ne istiyorsun? Ya Cafer, ne olur söyle Zeyd'e, ben de cenk edeyim. Senin sözünü dinler, ne olur. Ama sen yaralısın, yürüyemezsin. Olsun, yine de cenk edebilirim. Ne olur, fırsat verin, ben de şehit olayım. Siz cenk ederken burada elim kolum bağlı durmayayım. Seyirci olmayayım. Senin de katılmanı elbet isterim. Ama kolun... diğer kolum var. Ayakların kırık. Ata binerim. Süremezsin. Sürerim. Süremezsin kardeşim. Sürerim. Ya Cafer. Kardeşim. Hislerini anlıyor. Senin bedevilerin en cesur olduğunu biliyorum. Öyleyse bırakın. Bir bedevi de tevhid uğruna şehit olsun. İleride daha nice cenkler olacaktır. Sen o zaman lazım olacaksın. Ama bu tepeden sizi seyretmek ne kadar acı. Sana söz veriyorum kardeşim. Söz. Senin için de savaşacağım. Aşağıda oturup gelmeseniz de cenk devam ediyor. Gelin gözlerinizle görün. Sonra oğullarınıza anlatırsınız. Şimdi gelemem. Gelirsem dayanamam. Cafer'e verdiğim sözü unutur. Sürünerek de olsa savaş meydanına gitmeye çalışırım. Aman Allah'ım. Ortalık toz dumur. Rumlar bir toz buldu sanki. Her yanı sarmışlar. Sayılmayacak kadar çoklar. Allah'ım. Kardeşlerime kuvvet ver. Zırhlar nasıl parlıyor. Sanki dünyanın bütün ordusu gelmiş buraya. Böyle bir günde ben oturuyorum. Kardeşlerim cihad ederken ben... Hücuma geçtiler. 100 bine karşı 3000. Olur. Eğer insan inanırsa... birken 100 olur. Ve 3000 kişiyle... 100 bine meydan. Öyle bir cenk ki... anlatılır gibi değil. Sancağımızı görüyorum. Zeyd bin Haris taşıyor. Hem kılıç sallıyor... hem sancağı taşıyor. Vurun! Vurun kardeşlerim! Vaziyet nasıl? Atlılarımız kafiri şaşkına çevirdi. Eyvah! Zeyd bin Haris'e vuruldu. Sancak düşmek üzere. Zeyd'in etrafını sardılar ama direniyor. Sancağımız düşmek üzere. Eyvah! Düşüyor. Doğru mu söylesin oğlum, doğru mu? Cafer bin Ebu Talip sancağı kaptı. Öyle bir kılıç sallıyor ki... analar ne aslanlar doğurmuş. Şimdi sancağımızı o taşıyor. Şimdi kumandanımız o. Ya Rabbi. Cafer'in muradına nail eyle. Cafer düşman saflarına daldı. Askerlerimiz coştular. İlerliyorlar. Yiğit kardeşim benim için de vur. Sancağımız ne güzel dalgalanıyor. Allah. Cafer'e kafir dayanmıyor. Nasıl vuruşuyor bir bilsen. Yüzlerce adam etrafını sardık görülmüyor. Ne olduğu belli değil. Dayanamayacağım. Yanına geliyorum. Eyvah. Cafer'in bir kolunu kopardılar. Ama sancağı yine de yere düşürmedi. Kesik kolunun altına sıkıştı. Cafer sancağı düşürmez. Düşürmez. Atı vuruldu. Atsız kaldı. Ama sancak düşmedi. İslam'ın sancağı düşmez. Diğer kolunu da kopardılar. Cafer hala yılmıyor. Yıkılmıyor.
Şimdi de sancağı dişleriyle taşıyor. Kafirler insafsızca vuruyorlar. Her tarafı kuşatılmış. İslam askeri çemberi henüz yaramadı. Cafer'e kılıcın biri inip biri kalkıyor. Allah İslam ismini kıyamete kadar şanlı sancağı gibi dalgalandırsın. Elhamdülillah. Nihayet Abdullah bin Revaha geldi. Çemberi yardı ve sancağı teslim aldı. Sancağımız gene yükseklerde. Sancağımız gene dalgalanıyor. Cafer şehit oldu. Büyük sahabi Rabbine vasıl oldu. Ne mutlu ona. Cafer'in nasıl vuruştuğunu gördün mü? Gördüm ya Abdullah bin Revaha. Saydık tam 70 yerinden yaralanmış. Önce iki kolunu kaybediyor. 70 yara alıyor ama teslim olmuyor. Belinden ikiye biçilene kadar vuruştu. Biz o kadarını yaralı olduğumuz yerden fark edemedik. Allah rahmet eylesin. İlk cengiydi. İlk ve son cengi. Ama ne şerefli son. Peygamberimize benzeyen birine de bu yakışırdı. Ben Ebu Hureyre. Abdullah bin Revaha da gitti. Cenk sırasında kesilen parmağını ayağıyla basıp kopararak cihada devam etti. Ve o da şehit oldu. Sonra istişare edilerek Halid bin Velid komutan seçildi. Halid orduyu derleyip toparladı, tekrar hücum ettik. Adına Mute denilen bir büyük zafer kazandık. Namun Bedevi, orduda hep Cafer'den söz edildi. Onun şehadeti askerlerimize kuvvet verdi. Mute bir destan oldu. Ben Ebu Hureyre, Medine'ye döndük. Efendimize Zeyd'i getiremedik, Cafer'i getiremedik. Abdullah bin Revaha'yı getiremedik. Ama onların şehadet müjdeleri ve bir Mute destanı getirdik dedik. Namun Bedevi, Efendimiz zaten biliyormuş bunları. Mescidin minberindeyken muharebenin her anını tek tek anlatmış ve ağlamış. Ben Ümeyiz kızı Esma. Bir gün Efendimiz evimize geldi. Çok üzgün bir hali vardı. Çocuklarıma sarıldı, hepsini tek tek öptü ve ağladı. Mübarek gözlerinden yaşlar döküldü. Onlara iki kanatlı mesut kimsenin çocukları dedi. Ne demek istediğini anlamıştım. Cafer şehit olmuştu. Namun Bedevi. Medine'ye varınca sevinç gözyaşları içinde karşıladılar bizi. Mute bir imtihan oldu bizim için. Allah'a şükür alnımızın akıyla imtihandan çıktık. Ben Ümeyiz kızı Esma. Cafer'i gördüm dedi Efendimiz. Cennette melek gibi uçuyordu. Derecesi gayet yüksekti. Kesilen kollarında kana boyanmış iki kanat gördüm. O kanatlarıyla uçuyordu. Namun Bedevi. Çocuklarıma Cafer'i anlatıyorum. Cafer'i iyi bilin. Ona özenin. Onun gibi olun diyorum. Ben Ebu Hureyre. Önceden benimle latife ederdi. Sen kedilerin babasıysan ya Ebu Hureyre, ben de fakirlerin babasıyım. Bana böyle dedi Efendimiz. Şimdi bir ad daha aldın. Ya Cafer bin Ebu Talip. Tayyar. Yani sen Cafer-i Tayyarsın kardeşim. Böyle dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten ta ilk namazında sen, Efendimiz ve Ali cemaat olduğunuzda o bu neticeyi müjdelememiş miydi?
Bir başka programda buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.